efendim. İyi geceler. İyisiniz, iyi. Gayet iyiyim, siz? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bir mahkeme sonuçlandı. Çok şükür kurtulduk diye bir söyleminiz vardı. Hayır, kurtulduk demedim. Sadece çok şükür bitti dedim. Evet. Peki nasıl sonuçlandı? Hani mahkemenin size vermiş olduğu, sizin talep etmiş olduğunuz bir tazminat var mı? Bununla ilgili hiç konuşmuyorum. Benim için boşanmak önemliydi. Boşanmayı gerçekleştirdikten sonra gerisi önemli değil. Peki tekrar bir daha hani tazminat için mahkemeye başvurabilir misiniz? Bilmiyorum. Avukatlarımla konuşabilirsiniz. Ben bu konularda konuşmuyorum. Biz birinci ağız olduğumuz için sizden öğrenmek istiyoruz. Vekillerim, avukatlarım, dava ile ilgili her şeyi onlara sorabilirsiniz. Yani boşanmadan memnun musunuz? Hani istediğiniz gibi mi sonuçlandı boşanma? Hiç onunla ilgili konuşamıyorum. Boşandım, o benim için çok güzel bir şey, önemli bir şeydi. 15 aydır bunun için uğraşıyordum. Sonunda boşandım. Bundan sonraki hayatınız nasıl olacak? Aynı devam, çocuklarım. Onlar benim her şeyim. Aynı hayatıma devam edeceğim. Muhen Bey hayatınızda olacak mı? Çocuklarımın babası olarak evet olacak yani. Sadece o kadar. Ilgili herhangi... Hiçbir zaman yapmadım, yapmayacağım da zaten. Her zaman istediği zaman görebiliyor çocuklarını. Daha dün gördü zaten. İbrahim Bey, Meryem Hanım'la da haberleri çıktı bugün basında. Evet. Görüştüklerine dair sizin bilginiz var mıydı? Her kimle görüşmek istiyorsa önce beni bana sorar İbrahim. Ondan sonra benim nasıl bir... Daha öncesinde böyle duyumda almış mıydınız? Hayır. Benim duyumlarım tek bir kişi üzerineydi. Son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Mahkeme şiddetli geçimsizlik diye verdi. Fakat bir ihanet iddiaları falan da vardı. Evet, evet. O yüzden istediğiniz gibi olmadı sanırım. Bunun için bir üst mahkemeler var Mersin. Devam ediyor yani mahkeme. Daha yeni başlıyor her şey. Pardon, duyamadım sen. Daha yeni başlıyor her şey, boşanma dışındaki. Teşekkür ederim. Mersin. Sağ ol.